Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaşanacak bir Türkiye hedefiyle yola çıktık. CHP'nin temel ekonomik vizyonu bugün 69. sırada olduğumuz insani gelişmişlik endeksinde ülkemizi gelecek 20 yılda ilk 20'ye taşımaktır. Bu hedefe ulaşmak için ekonomide köklü bir atılım gerçekleştirmek ve güçlü bir ekonomik kalkınma programını hayata geçirme kararlılığındayız. Tüm yurttaşlarımızın güvenle yatırım yapabileceği, emeğinin karşılığını alabileceği, her yurttaşın beceri, bilgi ve teknolojiye engelsiz erişebileceği ve yalnızca siyasi değil, ekonomik olarak da özgür olacağı bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu hedefler çerçevesinde CHP ekonomi politikalarını dört ana eksen üzerine inşa ettik. Birinci eksen demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, devletin saydamlığını ve hesap verebilirliğini güçlendiren politikalardan oluşuyor. Programımızın ilk ayağı için iktidarımızın ilk 100 gününde önce siyasi ahlak yasasını çıkartacağız ve kesin hesap komisyonu kuracağız. Bu komisyon alnınızın teriyle elde ettiğiniz kazançtan ödediğiniz vergilerin kuruşu kuruşuna nereye harcandığını denetleyecek. Bu komisyonun başkanlığını da ana muhalefet partisine vereceğiz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerimizi önce biz mecliste işler hale getireceğiz. Ekonomi politikalarımızın ikinci ayağında sosyal devleti güçlendireceğiz. Anayasal olarak sosyal devlet olarak tanımlanmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçek sosyal devleti inşa edeceğiz. Refahın tabana yayılmasını sağlayacağız. Bunun için iktidarımızın ilk 100 gününde Aile sigortası kanunu meclisten geçireceğiz. Emeklilere ikramiyenin kanunu hemen çıkartacağız. Kamuda taşeron işçiliğe son vereceğiz. Kredi kartı ve tüketici kredisi borcu olanların faizlerinin en az %80'ini sileceğiz. Gelişmiş ülkelerde şu anda Türkiye'de verilen sosyal yardımların iki katı düzeyinde sosyal yardım desteği veriliyor. İşte bu sebeple CHP iktidarında aile sigortası kapsamında şu anda verilen tüm sosyal yardımlar verilmeye devam edilecek. Hatta iki katına çıkartılacak. Hiçbir hanenin gelirinin 720 liranın altına düşmemesini sağlayacağız. Ayrıca 3.2 milyon yurttaşımızı ücretsiz olarak genel sağlık sigortası kapsamına alacağız. Yıllardır refahtan payını alamamış 11 milyon emeklimizin refahını arttıracak, dini bayramlarda sevdikleriyle huzur içerisinde zaman geçirmelerini sağlayacak şekilde her bayram öncesinde ikramiye vereceğiz. Türkiye'nin her yerinde yaşayan tüm emeklerimize ilkini Temmuz 2015'te vereceğimiz bu maaş ikramiyesi rahat bir nefes aldıracak. İktidarımızın ilk bir yılında asgari ücreti net 1500 TL'ye çıkartacağız. Bu sadece bir ücret düzeltmesi olmayacak. Aynı zamanda sosyal adaleti tesis ederken durgunlaşmış olan ekonomimizde iç talebinde canlanmasını sağlayacak. Asgari ücretten gelir vergisi almayarak bunun işverenimize ayrı bir yük yaratmamasını sağlayacağız. Artan asgari ücret ve emeklilerimize ikramiye maaşı ekonomiyi canlandıracak. Kobilerin üretimine, esnafımızın ürünlerine talebi arttıracak. Canlanan ekonomide kobilerimizin ve esnafımızın daha hızlı kazanç elde edebilmeleri için ödedikleri vergi ve sigorta primi değerinde sıfır faizli kredi vereceğiz. Üretim ve istihdamda sağlanacak işte bu artış ekonomi programımızın üçüncü ayağını oluşturuyor. İktidarımızın ilk bir yılında çiftçimize mazotu bir buçuk liradan vererek tarım üretimimizi canlandıracağız. Teşvik sistemini düzelterek sanayi üretimini arttıracağız. Eğitime yatırım yaparak, girişimcinin önünü açarak, tarımda, sanayide, hizmetlerde verimliliği arttırarak ve kadınları iş gücüne katacak reformları hayata geçirerek Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtaracağız. Programımızın dördüncü ekseni ise ekonomik istikrarla beraber sosyal ve çevresel dengeyi korumayı taahhüt eden politikalardan oluşuyor. Yaşamı, doğayı ve tüm insanları gözeterek sağlanacak büyüme ile Türkiye ekonomisine çağ atlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi yaşanacak bir Türkiye'yi hayata geçirmek için iktidarının ilk 100 gününde sosyal devleti kuracak, yoksullukla mücadelede önemli adımlar atacak, emeklerimizin gelirini arttıracak, kredi borcu altında ezilmiş olan vatandaşımızı bu yükten kurtaracak, iktidarımızın ilk bir yılında emekçilerin ücretlerinin artmasını sağlayacak, Çiftçimizin, kobilerimizin, esnafımızın daha çok üretmesini sağlayacak adımları atacağız. İktidarımızın ilk bir dört yılında Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü arttıran Merkez Türkiye Projesi ile kalkınmayı başlatacağız. Bu vizyonla 20 yıl sonra insani gelişmişlikte Türkiye 49 sıra yükselerek ilk 20 ülke arasına girecek. Dünyanın ticaret ve üretim merkezi olacak. Tüm bunları yapmak için heyecanlıyız, sabırsızlanıyoruz tüm halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 52. maddesi uyarınca seçime katılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin propaganda konuşmasını yayınladık. Hoşçakalın.